Son yılların arka arkaya sıcaklık rekorları kırılıyor. Her gün yeni bir rekor tazeliyoruz değil mi? İşte en sıcak Temmuz 26, en sıcak Temmuz 27. Böyle geçerken günler nem de bu kadar yüksekken Manisa'nın Salihli ilçesinde belediyede çalışan Erkan Keskin isimli bir vatandaş. Belediye tarafından 40 derece sıcakta nem yokken 40 derece sıcak hissediyoruz sadece bir denem eklenince üzerine. Bir görevlendirme yapılıyor kendisine. Bir cadde üzerindeki tüm araçları sayması isteniyor. Nasıl bir görev bilmiyoruz. Tabii fenalaşıyor o görevi esnasında. Hastaneye kaldırılıyor. Zannedersek şikayet var. Neler yaşanıyor Manisa'da Salihli ilçesinde? Bir dönelim isterseniz. Sefer Ayça bizi bekliyor. Detayları anlatacak. Salihli değil, Salihli'de hava oldukça sıcak ama oldukça ilginç bir haberdeyiz. Bir mobbing haberindeyiz. Erkan Keskin Salihli Belediyesi'nde 10 yıldır teknikal olarak görev yapıyordu. Son seçimlerden sonra yönetim değişti. CHP Belediyesi'ne geçince Salihli Belediyesi Erkan Keskin'in de görev yeri siyasi görüşlerinden dolayı iddialara göre değişti. Erkan Keskin şu anda olduğumuz yer, bakın yolun ortasındayız, buraya belediye tarafından duvalar kondu ve Erkan Keskin burada bu güneşte oldukça yoğun bir sıcakta araç sayma görevi verildi kendisine. Yani buradan geçen araçları tek tek sayacak, güneşin alnında burada, güneşin ortasında duvalardan ayrılmayacak, buradan çıkmayacak ve araçları tek tek sayacak. Saymaya başlamıştı ama sonra neler oldu onu da kendisinden dinleyelim. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Çok geçmiş olsun diyeyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ben özetledim biraz ama sen de bize anlatırsan çok seviniriz. Ben kendim Salihli Belediyesi'nde 10 seneden beri çalışmaktayım. Devlet memuruyum. Tekniker kadrodayım. Görevlendirme olarak bu bölgeye verdiler beni. Bu bölgedeki kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, otomobil olan araçların sayımıyla alakalı bu kavşağı verdiler. Bundan önce daha önce ilk göreve başladığım kavşak Keskiner kavşağıydı. Belediyenin oradaki kavşak. Görevim burada araç saymak. Evet, burada görevim araç saymak. Bu taraftan gelen araçları, bu taraftan gelen araçları. Yani bu kavşak içerisinde giren araçları görevim saymak. İstatistiksel bir rapor çalışması adı altında mobbing yapıldığını düşünüyorum. Yani iddialara göre siyasi görüşten dolayı evet, mobbing yapıldığını görüşten, düşünüyorsun. Tabii kesinlikle. Herkesin içinde bir aslan yatar. Malum 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, seçim kaybından sonra siyasi görüşümünde bu farklı tarafta olduğu için bunu düşünerek bana bir siyasi mobbing yapıldığını düşünüyorum. Çünkü bu duvarlar senin için kondu buraya. Buradan çıkmaman için. Evet, yani buradan. Yani sana buradan çıkmamanı mı söylediler? Kesinlikle. Gölgede durmayacağımı söylediler. Güneşte duracağımı, böyle talimatın geldiğini, amirler tarafından, müdürler tarafından bana böyle bir talimatın geldiğini. Yani şu gölgeye geçtiğinde İsa'dan rica edeceğim. Bakın ağaçın altında gölge var. Oradan sayamıyor musun? İşte sayamıyorum ve beni devamlı 10 dakikada bir, 15 dakikada bir amirler tarafından kontrol edildiğimi videolarla, video çekerek, kameranın videosuyla çekerek beni tahrik ettiğini, eziyet ettiğini düşünüyorum. Yani bu şekilde diyeceklerim. Sonra sen saymaya başladığında ne oldu? Bayıldın mı? İşte sıcaktan. Saymaya başladığında o gün içerisinde biraz fenalaştım. Susuz kaldım. Bakın etrafa bakabilirsiniz. Burada hiçbir bakkal, market vesaire olmadığı için susuz kaldığım için kendim zaten şeker hastasıyım. Şeker hastasıyım. Evet, şeker hastasıyım. Yaklaşık 1,5 ay önce de bir ameliyat geçirdim. Damar genişlemesi ameliyatı geçirdim. Bundan dolayı fenalaştım. Bundan sonra ne yapacaksın? Bundan sonra hukuki, yani bu işi biz yargıya taşıdık. Yargının bu konuda karar vereceğini düşünüyorum. Ya üst bana siyasi mobbing yapıldığını düşünüyorum. Ama sen çünkü teknik elemansın, evet, değil mi? Teknik, yani teknik bir işte yapan gerekiyor. Evet, evet, kesinlikle. İnşaatta çalışman gerekirken kesinlikle. Yolda araba sayma verir. Kesinlikle. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür. Sağ olun. Erkan Keskin şu anda hukuki sürecini başlattığını, kendisine bir iddialara göre mobbing uygulandığını söylüyor. Çünkü burada, bu noktada tekrarlamak istiyorum. Bu nokta içerisinde İsa'dan rica edeceğim. Bakın alanı görüyorsunuz. Bu duvarların peki neden konduğunu, buradan çıkmaması gerektiğini söylenmiş. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl bir süreç işleyecek hukuki olarak da göreceğiz diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.